Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı ve KDV indirimine gidildi. Temel gıda ürünlerinde KDV %1'e düşürüldü. Ancak vatandaş diyor ki yav kardeşim zaten gıda fiyatları oldukça pahalı. KDV indirimi yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Vatandaş bu şekilde düşünürken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bazı marketlerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu ve Türkiye gazetesindeki köşesinde hükümete seslenerek şunları yazdı. Herkes elini taşın altına koymalı. %7'ye ilaveten marketlerde %7 indirirse millet rahatlar. Marketlerin iyi niyetini şimdi göreceğiz. Ancak ortada başka dedikodular var. Gazetemizin yayın koordinatörü Yücel Koç dün şöyle bir tweet attı. Dün 38 lira olan yumurta bugün 45,90 kuruşa çıkarılmış. Yani 46 lira civarı bir şeye çıkmış. Üstelik 5 zincir marketin tamamında aynı fiyat. Cem Küçük devam ediyor yazısında. Anlamı marketlerin bu KDV indiriminden bir hafta önce haberi varmış. O yüzden fiyatları %20 civarında artırmışlar. Şimdi bu indirimle güya fiyatları aşağı çekecekler. Hükümet elinde güçlü enstrümanları olan bir yapıdır. Geriye dönük kontrolle bu doğru mu değil mi kontrol etmeli. Doğruysa gereğini hukuken yapmalı. Bu marketler böyle şeyler yapmaz diyemem. Türk siyasi tarihinde özellikle 1970'lerde hatta 80'lerde stokçulukla ilgili çok örnek vardır. Sadece market değil bütün sektörlerde kötü niyetler olabilir. Bunu ortaya çıkaracak olan hükümettir diyerek hükümete sesleniyor. Siz KDV indirimi yaptınız ama diyor. Bunlar diyor zaten yükseltti. Sizin KDV indiriminizden de hele hele bir de haber almışlar galiba bunlar diyor. Şimdi diyor güya indirim yapacaklar. Doğru mu yanlış mı bilemiyoruz. Marketlerde alışveriş yapan kişiler olarak en iyi siz biliyorsunuz. Vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diyorlar ama Aralık ayındaki elektrik faturanıza bir bakın. Ocak ayındaki faturanıza bakın. Bir de Şubat'taki gelen faturanıza bakın. Farkı büyük ölçüde göreceksiniz. Nasıl arttığını göreceksiniz.